Stefan Zweig, Alacakaranlık Öyküsü Şehir yeniden yağmurun esiri mi oldu? Odamız bu yüzden mi karardı? Hayır. Hava yaz günlerinde nadiren görülüyormuş gibi berrak ve durgun. Ama etraf kararmaya başlamış ve biz farkına varmamışız. Yalnızca karşıdaki çatı penceresinde hafif bir parıltı hala gülümsüyor, çatı mahyasının üzerindeki gökyüzü altın bir sisle kaplanıyor, bir saat içinde gece olacak. Bu harika bir saat olacak. Çünkü gün batımı renklerinin yavaşça gölgelere gömülmesinden ve daha sonra yer altından yükselen karanlığın ortaya çıkmasından, nihayetinde de kara meccizlerin duvarları yutarak bizi kendi bilinmezliğine sürüklemesinden daha güzel bir manzara olamaz. Eğer karşılıklı oturup tek kelime etmeden birbirimize baksak, o saatte gölgeler içindeki birbirine benzeyen yüzlerimiz onları daha önce hiç öyle görmemişiz gibi yaşlı, yabancı ve uzak görünür. Sanki birbirimize yıllar sonra uzaktan bakıyormuş gibi oluruz. Ama sen şu an sessizlik istemediğini söylüyorsun. Çünkü sessizliğe gömülünce saat, zamanı kaygılı bir biçimde yüz küçük parçaya ayırıyor ve soluklarımız tıpkı hasta bir adamın solukları kadar sessiz çıkıyor. Benden bir öykü anlatmamı istiyorsun.'' vesle ama benim hakkımda bir öykü değil. Çünkü yeterince deneyim sahibi olmadığımız ya da olmadığımızı düşündüğümüz bu büyük şehirlerdeki hayatlarımızda gerçekten nelere sahip olduğumuzu hala bilemiyoruz. Her neyse, sana sessizliği seven bu saatte uygun bir hikaye anlatacağım. Temenni ediyorum ki içinde şu an pencerelerimizin dışında belli belirsiz süzülen sıcak, yumuşak Akıcı alacakaranlıkla ilgili bir şeyler olacak. Bu hikayeyi nereden bildiğimi hatırlamıyorum. Tek bildiğim, akşamüstü uzun bir süre burada öylece oturup kitap okuduğum, sonra kitabı bir kenara bırakıp pineklediğim, belki de hafif bir uykuya daldığım derken ansızın duvarlardan geçen siluetler gördüm. Konuştukları şeyleri duyabiliyordum. Ama hareketlerini izlemek istediğimde uyandığımı fark ettim. Yine tek başımaydım. Kitap ayak ucumdaydı. İçindeki karakterlere bakmak için aldığımda artık hikayeyi göremiyordum. Sanki hikaye sayfalardan avuçlarıma dökülmüştü ya da zaten hiçbir zaman kitabın içinde olmamış gibiydi. Belki de düş görmüştüm. Ya da uzak diyarlardan bugün şehrimize gelen, uzun zamandır içimizi karartan yağmuru alıp götüren parlak bulutlardan biriydi gördüğüm şey penceremin altındaki laternacının hüzünle gıcırdayan bir melodi eşliğinde çaldığı eski, basit bir şarkı da mı duymuştum? Onu yoksa yıllar önce birisi mi bana anlatmıştı bilmiyorum. Böyle hikayeler sık sık aklıma gelir. Ben de her şeyi akışına bırakırım. Tıpkı buğday başaklarını ve uzun saplı çiçeklerini koparmadan sadece onları okşayarak yanlarından geçer ve Hikayelerin parmaklarımın arasından kayıp gitmelerine müsaade ederim. Tek yaptığım onları hayal etmektir. Aniden bediren renkli, parlak bir imgeyle başlar. Nazik bir sona doğru ilerlerler. Fakat hiçbir zaman onlara tutunmam ve bağlanmam. Her neyse, bugün benden bir hikaye anlatmamı istiyorsun. Bu yüzden alacakaranlık bizi parlak, canlı bir şey görme özlemiyle doldururken sana o hikayeyi anlatacağım. Nasıl başlasam? Karanlıktan bir parça koparmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Bir imge ve bir karakter. Çünkü benim tuhaf hayallerim bu şekilde başladı. Evet, şimdi hatırlıyorum. Bir köşk, merdivenlerden aşağıya inen zayıf, genç bir adam görüyorum. Vakit gece. Ay ışığının donuk olduğu bir gece. Ama yine de genç adamın esnek vücudunun tüm hatlarını görebiliyorum. Çehresi açıkça ayırt edilebiliyor. Dikkat çekici ölçüde yakışıklı bir adam. Çocuk gibi taranmış, gereğinden fazla uzun siyah saçları hafifçe alnına dökülüyor. Güneşli bir günün sonunda havada kalan sıcaklığı hissetmek için kendisinden önce karanlığa doğru uzanan elleri narin ve ince. Adımları tereddütlü, hışırdayan yuvarlak ağaç tepeleri arasında uzanan beyaz yolun önderlik ettiği geniş bahçeye sersemleyerek iniyor. Bütün bunlar hangi zamanda geçiyor bilmiyorum. Dün, belki de 50 sene önce. Neresi olduğunu da bilmiyorum ama sanırım İngiltere ya da İskoçya olsa gerek. Tek emin olduğum şey yüksek surlarla çevrili bir yer olduğu. Uzaktan bakınca tıpkı bir hisar gibi tehditkar görünüyor ve sadece göz aşinalığı olanlara çiçeklerle kaplı ihtişamlı bahçelerini gösteriyor. Evet, şimdi kesinlikle eminim. Burası Kuzey İskoçya'da bir yer. Sadece burada yaz geceleri aydınlıktır. Gökyüzünde sakin, yanar döner bir parıltı vardır ve çayırlar hiçbir zaman tamamıyla karanlığa bürünmez. Bu yüzden her şey hafif ışıltılı görünür ve kırsalın üzerine sadece büyük siyah kuşlar gibi gölgeler düşer. Evet, burası İskoçya. Şimdi kesinlikle hatırlıyorum. Eğer beynimi kurcalarsam o heybetli kalenin ve genç adamın ismini de hatırlarım. Çünkü şu an hayalimi çevreleyen karanlık yok olmaya başladı. Bütün bunları bir anı değil de yaşanmış bir deneyimmiş gibi açıkça hissediyorum. Yaz aylarını geçirmek için evli ablasının yanına gelen genç adam, seçkin İngiliz ailelerinin konukseverlik anlayışı doğrultusunda bulunduğu yerde yalnız olmadığını fark ediyor. O akşam Açık hava sporları, avlanma ve balık tutma gibi sebeplerle orada olan bir grup beyefendi ve onların eşleriyle birkaç genç kız, uzun ve yakışıklı adamlar hoşça vakit geçiriyor. Kahkahaları tarihi kale duvarlarında çınlıyor. Gündüz atlarla yapılan geziler, civardaki köpekler, nehirde parlayan bir iki tekne ve çılgın olaylardan uzakta yaşanan bu hareketlilik günün hızlı ve güzel geçmesine yardım ediyor. Ama şimdi akşam vakti. Yemek masasındaki kalabalık dağılmış. Beyefendiler büyük salonda gece yarısı olana beyaz ışık titreyip ara sıra işitilen ağız dolusu kahkahalar eşiğinde parlak pencerelerden bahçeye dökülene dek sigara içip kart oyunları oynuyor. Hanımların çoğu çoktan odalarına çekilmiş. Buna karşın birkaçı giriş salonunda hala birbiriyle sohbet ediyor. Demem o ki genç adam yalnız duruyor henüz beyefendilere katılmasına müsaade edilmiyor. Edilse de ancak kısa süreliğine. Hanımların varlığı ise onu utandırıyor. Çünkü kapıyı açtığı anda hepsi kısık sesle konuşmaya başlıyor ve genç adam kendisinin duymaması gereken konular hakkında konuştuklarını seziyor. Zaten onun da olmaktan da hoşlanmıyor. Zira kadınlar sanki hala bir çocukmuş gibi sorular soruyor ona. Verdiği cevapları ise yarım yamalak dinliyorlar, ondan ufak tefek ricalarda bulunuyorlar. Karşılığında da aferin akıllı çocuk dermiş gibi teşekkür ediyorlar. Yatağına gitmeyi düşünüyor ama odası aşırı sıcak, havasız ve rutubetli. Gündüz camları kapatmayı unuttukları için güneş odanın içinde kendisine bir ev edinmiş, neredeyse masayı aydınlatmış, kar yolayı dokunulamayacak kadar ısıtmış, duvarlara sıkı sıkı tutunmuş, sıcak nefesini de köşelere ve perdelerin arkasına bırakmış. Hepsinden öte odaya çekilmek için henüz çok erken. Dışarıda yaz akşamı beyaz bir mum gibi rüzgarsız, hareketsiz hiçbir şeye özlem duymuyormuşçasına huzurla parıldıyor. Bu yüzden genç adam kalenin uzun merdivenlerini bir kez daha inerek tıpkı bir azizin kafasını saran hale misali karanlık gökyüzü tarafından çevrelenen bahçeye doğru yol alıyor. Onu görünmez çiçeklerin cezbedici kokuları karşılıyor. Genç adam kendisini garip hissediyor. 15 yıllık hayatındaki tüm karmaşık duyguları bir araya geliyor. Tam olarak nedenini bilmiyor ama dudakları sanki geceye bir şeyler diyecekmiş gibi titriyor. Ellerini kaldırıp gözlerini kapatarak uzun bir süre öylece kalmak zorundaymış gibi hissediyor. Bu yaz gecesine gizemli bir aşinalığı varmış gibi görünüyor. Birkaç kelime etmek istiyor ya da selamlamaya çalışıyormuşçasına hareketsizce duruyor. Sonra karanlığın derinliklerine doğru ilerlerken ansızın olağan dışı bir şey oluyor. Arkasında kalan çakıl taşları yavaşça çatır diyor. Korkmuş halde arkasına döndüğünde uzun, parıldayan, beyaz bir şeklin ona doğru geldiğini görüyor. Genç adam hayretler içindeyken sert ama kaba kuvvete maruz kalmadan kıskıvrak yakalandığını bir kadın tarafından kavrandığını hissediyor. Yumuşak, sıcak bir beden kendisininkine dayanıyor, titreyen bir el aceleyle saçlarını okşuyor ve başını geriye doğru eğiyor. Bir yabancının meyve misali açılmış ağzını, baş döndürücü biçimde kendi ağzının yakınında hissediyor ve titreyen dudaklar genç adamın dudaklarıyla birleşiyor. Karşısındaki yüz o kadar yakın ki ayrıntılarını göremiyor. Bakmaya da cesaret edemiyor. Çünkü vücudunu saran ürperti ona bir işkence gibi geliyor. Bu yüzden gözlerini kapatıp iradesi dışında gerçekleşen bu duruma boyun eğiyor, kendisini bir av gibi yakalayan o alevli dudaklara teslim olmak zorunda kalıyor. Tereddütle tıpkı bir soru soruyormuş gibi kolları yabancının bedenini sarıyor ve birden sarhoş olmuşçasına kadını daha da yakınına çekiyor. Elleri arzuyla kadının yumuşak hatları üzerinde geziyor derken sanki daha da istekli hareket eder gibi titriyor ve sürükleniyor. Şimdi kadının bedeninin tüm ağırlığı daha büyük bir ısrarla genç adamı sıkıştırıyor, öne doğru bükülüyor, göğsünde tatlı bir yük dinleniyor. Genç adam kadının hızlı solukları altında battığını, kayıp gittiğini hissediyor, dizlerinin bağı çözülüyor, hiçbir şey düşünmüyor, kadının ona nasıl geldiğini ya da isminin ne olduğunu merak etmiyor gözlerini kapatıp sadece kendinden geçene, kendi rızası ya da düşüncesi dışında bu engin tutku akışından kopana dek o tuhaf, nemli dudaklardaki şehveti içiyor. Gözlerinin önünde öyle bir parıltı var ki, sanki aniden yıldızlar yeryüzüne düşmüş gibi görünüyor. Her şey sanki kıvılcımlar saçıyormuşçasına havada titreşiyor, dokunduğu her şeyi yakıyor. Genç adam bütün bunların ne kadar sürdüğünü bu yumuşak zincirle saatlerce mi yoksa saniyelerce mi bağlı kaldığını bilmiyor. Bu vahşi, şehvetli mücadelede her şeyin alev alarak kopup uzaklaştığını seziyor, sarsıcı bir baş döndürmesiyle serindeliyor. Derken anlık bir hareketle onları birbirine bağlayan kor zincir kopuyor, kadın kaba bir şekilde, neredeyse öfkeyle o sıkı kucaklaşmayı çözerek dimdik duruyor, daha genç adam elini kaldırıp onu tutmaya fırsat bulamadan beyaz ışık demeti ağaçları hızla geride bırakarak gözden kayboluyor. Kimdi o kadın? Ne kadar süre oradaydı? Zulmedici bir tedirginlikle sersemleyen genç adam doğrulup bir ağaca yaslanıyor. Dingin düşünceler alev alev yanan şakaklarının arasına tekrar yerleşiyor yavaş yavaş. Hayatından bin saat geçmiş gibi hissediyor kadınlarla ilgili karmaşık hayalleri ve tutkuları birden gerçeğe mi dönüştü? Yoksa yaşadığı yalnızca bir rüya mıydı? Genç adam saçlarına dokunduğunu fark ediyor. Evet, çekiç gibi vuran şakakları, üzerine düştükleri çimlerdeki çiğ yüzünden ıslak ve soğuk. Şimdi tüm olanlar zihninde yeniden canlanıyor. O alev alev yanan dudakları, garip soluk alışları, elbisesinden gelen şehvetli, heyecan verici parfüm kokusunu bir kez daha hissediyor. Kadının söylediği kelimeleri hatırlamaya çalışıyor ama hiçbirisi aklına gelmiyor. Şimdi ise bir anlık şokla aslında kadının hiçbir şey demediğini, genç adamın ismini dahi söylemediğini, tek duyduğu şeyin kadının etrafa yayılan iş çekişleri ve patlamaya hazır bastırılmış tutku kırıkları olduğunu hatırlıyor. Kadının dağınık saçlarındaki hoş kokuyu, göğüslerinin sıcak baskısını, teninin pürüzsüz yüzeyini, onun suretini, nefesini, tüm titrek düşüncelerini kendisinin kiymiş gibi biliyor. Buna rağmen karanlıkta aşkıyla onu tepe taklak eden bu kadının kim olduğu hakkında en ufak bir fikri yürütemiyor. Genç adam bu mutlu şaşkınlığına bir isim bulması gerektiğini biliyor. Sonra cezbedici gözleriyle karanlıkta karşısında parıldayan gizemli şeyle karşılaştırıldığında az önce kadınla yaşadığı o akıl almaz deneyim ona acınacak bir durum gibi görünüyor o kadın kim olabilir? Hızla olası adayları gözden geçiriyor, köşkte kalan tüm kadınların görüntülerini zihninde topluyor, geçirdiği o garip saatleri hatırlıyor, kadınlarla yaptığı tüm konuşmaları hafızasından kazıyıp ortaya döküyor. Bu muammanın parçası olabilecek 5-6 kadının gülümsemelerini anımsıyor, belki de yaşlı kocasıyla sık sık hararetle tartışan genç kontes E ya da kocasının meraklı nazik ama parıltılı gözlere sahip genç karısı ya da bu olasılığı düşününce korkuya kapılıyor gururlu kibirli ve soğuk tavırlarıyla birbirine çok benzeyen üç kız kardeşten yani kuzenlerinden biri hayır bunların hepsi temkinli insanlar son yıllarda içindeki gizli kıpırtılar rüyalarında ortaya çıkıp rahatsızlık vermeye ve alevlenmeye başlayınca genç adam çoğu kez kendisini hasta ya da dışlanmış hissederdi sakin dengeli arzulardan yoksun insanlara ya da öyle görünenlere oldum olası imrenir. İçinde uyanmaya başlayan tutkudan sanki bir hastalıkmışçasına korkardı. Ya şimdi ama kim? İşlerinden hangisi böyle aldatıcı olabilir? Yavaşça o inatçı soru kanındaki çılgınlığı def ediyor. Vakit geç olmuş. Konukların kart oyunları oynadığı büyük salondaki ışıklar sönmüş. Şimdi kalede uyanık olan tek misafir kendisi ve Belki de o yabancı kadın. Genç adamın üzerine ağır ağır yorgunluk çöküyor. Neden bunun hakkında düşünüyor ki? Bir bakış, göz kapakları arasında beliren bir kıvılcım. Elinde hissedeceği gizli bir dokunuş. Zaten yarın ona her şeyi anlatacak. Genç adam tıpkı merdivenleri sersemleyerek indiği gibi yine sersemleyerek yukarı çıkıyor ama şu an öncesine göre çok farklı hissediyor. Kanındaki heyecan halen usluca titreşiyor ama sıcak odası şimdi öncesine göre çok daha temiz, çok daha serin geliyor ona. Ertesi sabah kalenin dışındaki atlar toynaklarını toprağa geçirdikten sonra uyanan genç adam ara ara kendi isminin geçtiği konuşmalar, kahkahalar duyuyor. Hızla yataktan fırlıyor. Kahvaltıyı kaçırmış. Son sürat giyiniyor ve merdivenlerden aşağıya koşuyor. Ahali'nin ona neşeyle günaydın dediği yere varıyor. Şu uykucuya bakın. Diye kahkaha atıyor Kontes E. Kendisi gibi berrak gözleri de kahkahalar atıyor. Genç adam tahmininde çuval diyor. Hayır, o kadın Kontes olamaz. Kahkahaları fazlasıyla kaygısız. Genç kadın, umuyorum ki dün gece tatlı rüyalar görmüşsündür. Diyerek takılıyor ona ama... Kadının narin bünyesi dün geceki eşlikçisine göre fazla hafif kalıyor. Sorgulayan gözlerle kadınların yüzlerine bakıyor ama... Hiçbirisinde sorusuna cevap olacak bir gülümseme göremiyor. Kırsala doğru yola çıkıyorlar. Genç adam duyduğu her sesi inceliyor, at sırtında giden kadınların tüm hatlarını, bedenlerinin her hareketini özenle gözlemliyor. Eğiliş şekillerini ve kollarını kaldırış biçimlerini izliyor. Öğle yemeği sırasındaki sohbetlerde dudaklarının kokusunu ya da saçlarındaki ihtiraslı sıcaklığı hissetmek için onlara doğru eğiliyor fakat alev alev yanan düşüncelerini peşine düşürecek en ufak bir işaret bile bulamıyor. Gün bitmek tükenmek bilmeyen geceye doğru uzanıyor. Kitap okumaya çalışınca satırlar sayfaların ucundan koşarak bahçeye doğru kaçıyor ve yeniden o tuhaf gece oluyor. O yabancı kadının kollarının bir kez daha onu sardığını hissediyor. Sonra titreyen elleriyle kitabı bırakıyor ve aşağıdaki küçük havuza inmeye karar veriyor. Ama aniden şaşırıyor ve Geçen gece durduğu noktada olduğunu fark ediyor. O gün akşam yemeğinde ateşi çıkmış gibi hissediyor. Telaşlı elleri takip ediliyormuşçasına durdurak bilmeden bir ileri bir geri gidip geliyor. Gözleri ürkekçe göz kapaklarının ardına saklanıyor. Gece konuklar dağılana dek mutlu olmuyor ve nihayet nihayet dağılıyorlar. Koşarak odasından çıkıp bahçeye iniyor. İnişli çıkışlı beyaz yol ayaklarının altında parıldayan uysal bir sis gibi görünüyor. Yüzlerce, binlerce kez bir aşağı, bir yukarı gidiyor. Büyük salondaki ışıklar hala yanmadı mı? Evet, sonunda teşrif ettiler ve nihayet ilk kattaki birkaç pencerede de ışık yandı. Hanımlar üst kata çıktılar. Eğer gelecekse kadının gelmesi an meselesi olmalı. Ama geçen her dakika kırılma noktasına doğru uzanıyor. Her dakika sabırsızlık artıyor. Yolda bir aşağı bir yukarı yürüyor. Genç adam sanki görünmez tellerle bağlanmış gibi kasılarak bir ileri bir geri hareket ediyor. Derken beyaz bir şekil alelacele merdivenlerden aşağıya iniyor. Genç adamın onu fark etmesini imkansız kılacak kadar hızlı geliyor. Kadın sanki parlak ay ışığından ya da ağaçların arasında kaybolmuş kimsesiz bir sistem etinden yapılmış gibi görünüyor adeta rüzgara kapılıp yolunu bulmaya çalışıyorken genç adamın kollarına düşüyor. Hızlı gelişi yüzünden hararetlenen, zonklayan o vahşi beden genç adama bir pençe gibi sıkı sıkıya yapışıyor. Her şey tıpkı dün gece olduğu gibi o sıcak dalgalanma bir anlığına genç adamın göğsünde atıyor ve kadının tatlı kalp atışlarından bayılacağını, bir dizi koyu arzu ile akıp gideceğini düşünüyor. Derken bu çılgınlık durup dururken kayboluyor ve genç adam şehvetli hislerini bastırıyor. Bu muazzam zevke kendini kaptırmamalı. Dudaklarına sabitlenen dudaklardan kurtulmalı ve kendisine sımsıkı sarılan bu bedende atan, sanki kendi kalp atışlarıymış gibi hissettiği kalbin sahibinin ismini bilmeli. Yüzünü görebilmek için kadının öpücüğünden uzaklaşıp kafasını geriye çekiyor ama gölgeler düşmüş saçları alacak karanlıkta daha da karanlık görünüyor. Karman çorman ağaçlar ve bulutlarla örtülen ay ışığı kadının yüz hatlarını görebilmek için yeterli olmuyor. Sadece kadının parlak bir mermer üzerine hafifçe saçılmış ışıltılı taşlar misali yanan gözlerini görüyor. Sadece tek bir kelime duymak istiyor. Sesinden bir parça koparacak tek bir kelime. Kimsin sen? diye soruyor. Bana kim olduğunu söyle. Ama o yumuşak, nemli dudaklar sadece öpücük için açılıyor kelimeler için değil. Genç adam bir şeyler söylemesi için, bir tepki vermesi için onu zorluyor, kadının kolunu sıkıyor, tırnaklarını etine geçiriyor. Buna rağmen tek duyduğu kendi kızgın solukları oluyor. Kadının ihtiras dolu, inatçı bir sessizlikle kaplı dudaklarından, arada sırada zevkten mi yoksa acıdan mı olduğu anlaşılmayan inlemeler çıkıyor. Bu cüretkar irade karşısında yapacak hiçbir şey olmaması genç adamı delirtiyor karalığın içinden çıkıp gelen bu kadın kendisi hakkında hiçbir şey söylemeden ona teslim oluyor genç adam onun üzerinde kontrolsüz güç sahibi olsa da kadına ismini söyletemiyor öfkesi gittikçe artan genç adam kendisini kucaklayan kadını savuşturuyor ama kadın onun huzursuzluğunu kollarının gevşediğini fark ediyor ve cezbedici bir biçimde telaşlı elleriyle teselli edercesine genç adamın saçlarını okşuyor kadının parmakları hareket ederken genç adam metal gibi madalyon gibi ya da kadının bilekliğinden sarkan pul gibi bir şeyin alnında hafifçe çınladığını hissediyor. Birden aklına bir fikir geliyor. Sanki zevkten kendinden geçmiş gibi kadının elini yakalıyor ve metal şey derisine gömülene dek yarı çıplak koluna bastırıyor. Artık kadının izini sürmek için bir ipucu yakaladığından emin olunca bastırsa da içinde cayır cayır yanan duyguları serbest bırakıyor. Kadının bedenini sıkıca kavruyor, dudaklarındaki şehvete doyuyor, bu gizemli zevk veren sessiz kucaklaşmaya kendisini bırakıyor. Sonra tıpkı dün gece olduğu gibi kadın birden yerinden sıçrayıp kalkmaya kalkıştığında genç adam yakaladığı ipucunun merakıyla yanıp tutuştuğu için ona engel olmuyor. Hemen odasına koşuyor, loş lamba ışığı iyice parladığında hevesle metalin koluna bıraktığı ize doğru eğiliyor. İz artık net bir şekilde görülemiyor. Ana hatları silikleşse de kırmızı olan kısım şüphe götürmeyecek bir netlikle genç adamın teninde duruyor. Köşeleri var. Metal parça 8 kenar olmalı. Aşağı yukarı bir sent boyunda ama zemini daha kabarık. Çünkü yüzeyin yüksekliğine karşı bıraktığı iz halen oldukça derin. Genç adam hırsla inceledikçe izin bulunduğu bölge ateş gibi yanıyor. Tıpkı bir yara gibi canını acıtıyor. Sadece kolunu soğuk suya bastırınca acısı diniyor. Sonuç olarak genç adam madalyonun sekizgen olduğundan emin oluyor. Gözleri yarın her şeyi öğrenecek olmanın zaferiyle parlıyor. Ertesi sabah kahvaltı masasına ilk gelenlerden biri genç adam oluyor. Masada sadece genç adamın kız kardeşi, yaşlı bir kadın ve kontes E bulunuyor. Keyifli alımlar onu umursamadan cıvıl cıvıl sohbet ediyorlar. Gözlem yapmak için bolca fırsat var. Bakışları hızla kontesin ince bileklerini çevriliyor. Kadın bilezik takmıyor. Demek ki onunla endişelenmeden konuşabilir. Gözleri gergin gergin kapıya kayıyor. Kuzenleri olan üç kız kardeş geliyor. Yine içine kurt düşüyor. Bir an kızların elbiselerinin altında bilezik görür gibi oluyor ama o kadar hızlı oturuyorlar ki tam olarak inceleyemiyor. Karşısında kesenli renkli saçlı Kitty ile gece gümüş gibi parlayan güneşte ise altın gibi dökülen açık sarı saçlara sahip Margot ve Elizabeth var. Üçü de her zaman olduğu gibi sessiz sakin duruyorlar. Genç adam kendisinden çok da büyük olmayan, senelerce beraber oyun oynadığı kızların takındığı o katı ağır başlılıktan hoşlanmıyor. Amcasının genç karısı da henüz ortalarda görünmüyor. Genç adamın kalbi şimdi daha da tedirgin atıyor. Her şeyin açığa çıkacağı anın yaklaştığını hissediyor. Birden neredeyse bu gizemin verdiği ıstırabın hoşuna gittiğini düşünüyor. Yine de gözleri merakla kadınların beyaz örtünün üstüne dayandığı, parlak bir koyda gezinen gemiler gibi amaçsızca etrafta dolandırdığı ellerini izliyor. Sadece kadınların ellerini görüyor ve gördüğü eller genç adama birden kendi canları ve ruhları olan yaratıklarmış sahne üzerindeki oyuncularmış gibi görünmeye başlıyor. Neden şakakları böyle zonkluyor? Bilezik takan üç kuzenini de tehlike olarak görüyor. Aradığı kadının çocuklarında dahi doğru düzgün tanıyamadığı, ulaşılması güç ve çekingen olarak bildiği bu üç masum görünüşlü kızdan birisinin olabileceği düşüncesi kafasını karıştırıyor. İşlerinden hangisi olabilir? En büyükleri olduğu için en az tanıdığı Kitty, tutarsız tavırlarıyla Margot ya da küçük Elizabeth keşke şu olsaydı diye düşünmeye cesaret edemiyor. Gizliden gizliye hiçbirisinin olmamasını diliyor ya da kim olduğunu hiç öğrenmemek istiyor. Ama tutkusu genç adamı alıp götürüyor. Bana bir fincan çay daha verebilir misin lütfen? Kiti. Genç adamın sesi sanki boğazında kum varmış gibi çıkıyor. Fincanını öne itiyor. Kız kollarını kaldırıp fincana uzanmak zorunda kalıyor. Şimdi kızın bilekliğinden sallanan madalyonu görüyor ve genç adamın eli bir anda duruyor. Ama hayır, porselene deyince şangırdayan şeyin yuvarlak yeşil bir taş olduğunu fark ediyor. Bakışları minnetle kitinin kahverengi saçlarına kilitleniyor. Düzenli nefes alıp vermeye başlaması biraz sürüyor. Sana zahmet olmazsa şekeri uzatır mısın Margot? Masanın üzerindeki narin el canlanıyor, uzanıp gümüş kaseyi alıyor ve uzatıyor. O sırada genç adamın elleri yavaşça titriyor, kızın elbisesinde kaybolan bilekliği, esnek bileziği ve sallanan gümüş metali görüyor. Metal 8 köşeli ve 1 sent boyunda. Belli ki aile yadigarı bir parça. Fakat tıpkı dün koluna kazınan madalyon gibi sivri köşeli bir sekizgen. Genç adamın elleri sabit duramıyor. İlk seferde şeker maşasıyla başarılı olamıyor. Fincana şeker atmayı becerdiğinde ise çayı içmeyi unutuyor. Margot Kızın ismi dudaklarında bir hayret çığlığı gibi yanıyor ama genç adam onu dişleriyle yakalıyor ve geriye çekiyor. Kızın konuştuğunu işitiyor ve sesi genç adama sanki bir törende sahneye çıkıp konuşan birisinin sesiymiş gibi tuhaf geliyor. Sakin, kendi halinde, hafif nükteli konuşan, rahatça soluk alıp veren kızın korkunç bir yalanı taşıyor olduğu düşüncesi genç adamı neredeyse ürkütüyor. Dün düzensiz soluklarını sakinleştirdiği Nemli dudaklarından öpücükler içtiği o muydu? Avına atlayan bir canavar gibi ona saldıran gerçekten de bu kadın mıydı? Tekrar tekrar o dudaklara bakıyor. Evet, gurur ve çekingenlik o dudaklara sığınıyor olabilir. Ama içinde yanan ateşin göstergesi ne olabilir? Sanki ilk kez görüyormuş gibi kızın yüzüne dikkatlice bakıyor ve ilk kez neşeleniyor, mutluluktan titriyor, hatta neredeyse ağlamaklı oluyor. Kızın gururlu tavrıyla ne kadar güzel göründüğünü, esrarengiz halinin ne kadar çekici olduğunu fark ediyor. Gözünü dikip zevkle onu izliyor. Kızın kaşlarındaki kıvrım birden sert bir açıyla kalkıyor, oldukça sakin görünüyor. O mücefer taşı gri, yeşil gözleri. Yanaklarının soluk, yarı saydam tenini öpüyor. Şimdi kızın keskin bir biçimde gerilen, bir öpücük için yumuşak bir şekilde eğilen dudaklarını hayal ediyor soluk renkli saçlarında geziniyor. Sonra hızlıca yeniden aşağıya dönüyor, keyifle kızın tüm bedenini kavruyor. O ana kadar kızı hiç tanımamış olduğunu anlıyor. Masadan kalkıyor ve dizlerinin titrediğini fark ediyor. Sadece onu izleyerek sanki sert bir şarap içmiş gibi sarhoş oluyor. O sırada genç adamın kız kardeşi aşağıdan sesleniyor. Sinirle şaha kalkan, sabırsızlanan atlar sabah gezintisi için hazırlar. Konuklar ardı ardına atlara biniyor ve süvari alayı bahçenin içinden geçerek geniş yoldan aşağıya doğru ilerliyor. Genç adamın hızlı bir yarışçı gibi atan nabzına uyumsuz olarak oturaklı bir ahenk içerisinde yol alıyorlar. Ama sonra giriş kapısının ilerisinde birden hızlanıyor. Sabah bastıran sisin hala havada dolandığı yol boyunca civardaki çimenler üzerinde fırtına gibi esiyorlar sis perdesinin altında titreyen damlalar kıvılcım gibi parladığına göre gece çok fazla çiğ düşmüş olmalı. Hava ise sanki yakınlardaki bir şelale ile soğutulmuşçasına hoş bir serinlikle kaplı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı hareket eden grup çok geçmeden dağılıyor ve zincir rengarenk halkalara ayrılıyor. Birkaç binici tepelerin arasındaki ormanlara dalıp gözden kayboluyor. Öncülük yapan binicilerden birisi de Margot. Bu vahşi eğlenceyi, havada tutkuyla esen rüzgarı, hızla ileriye doğru dört nala gitmenin verdiği tarifsiz hissi seviyor. Genç adam ise tam arkasından geliyor. Kızın dimdik duran mağrur bedenini izliyor, süratli devinimindeki o güzel sırayı takip ediyor. Ara sıra kızın hafifçe kızaran yüzünü, gözlerindeki ışığı görüyor. Kız şu an genç adamın aşina olduğu o tutkulu gücünü sonuna kadar yaşıyor. Ne yazık ki genç adam kızı olan aşkının ve hasretinin hararetli bir biçimde alevlendiğini hissediyor. Düşüncesizce bir anda aklında beliren arzuya yeniliyor. Kızı aniden kavramak, atının üzerinden çekip kollarını almak, aç bir kurt gibi yeniden dudaklarını içmek, heyecanla atan kalp atışlarını kendi göğsünde hissetmek istiyor. Atını kırbaçlıyor ve at kişneyerek ileri atılıyor. Şimdi tam yanında Dizi neredeyse kızınkine değiyor. Üzengileri şangır diyor. Genç adam şimdi söylemeli. Şimdi. Margot diye kekeliyor. Kız kafasını çeviriyor. Kavisli kaşları kalkıyor. Evet ne oldu Bob? Sesi sakin. Gözleri en ufak bir duygu belirtisi göstermiyor. Genç adamın dizlerine kadar bir ürperti yayılıyor. Ne söyleyecekti? Hatırlayamıyor. Geri dönmekle alakalı bir şeyler geveliyor. Kız yoruldun mu? diye soruyor. Genç adam bu ses tonunu iğneleyici buluyor. Hayır ama diğerleri çok geride kaldı demeyi başarıyor. Bir an kollarını kıza doğru uzatmak ya da gözyaşlarına boğulmak veyahut elindeki elektriğe kapılmışçasına titreyen binici kırbacıyla kızın sağına soluna vurmak gibi anlamsız bir şey yapmak üzere olduğunu hissediyor. Aniden atını şaha kaldırıyor sonra da geri çekiyor. Kız önde ihtişamlı, dik ve ulaşılmaz bir edayla Dört nala gitmeye devam ediyor. Çok geçmeden diğerleri genç adama yetişiyor. Her iki tarafında da süre gelen neşeli sohbetler onu hiç ilgilendirmiyor. Nasıl ki atların toynaklarından çıkan sert çatırtılar ona hiçbir şey ifade etmiyorsa, etrafındaki sözcükler ve kahkahalar da ona aynı şekilde anlamsız geliyor. Genç adam cesaretini toplayıp aşkını itiraf edemediği gibi kızın da itiraf etmesini sağlayamadığı için acı çekiyor. İçinde büyüdükçe büyüyen kızı dize getirme arzusu. Tıpkı önündeki araziyi kaplayan kırmızı sis bulutu gibi genç adamın gözlerini örtüyor. Neden küçümsemeye, küçümsemeye ile karşılık vermedi ki? Farkında olmadan atını harekete geçiriyor. Hızlanma kafasındaki düşünceleri sakinleştiriyor. Derken diğerleri sesleniyor ve geri dönme vaktinin geldiğini bildiriyor. Tepelerin üzerinde sürünen güneş, şimdi... Öğle vaktinde tam tepede yerini alıyor, tarlalardan hoş, dumanlı bir koku geliyor, capcanlı renkler erimiş altın gibi gözleri yakıyor. Rutubetli, ağır sıcaklık, rüzgarla beraber arazide geziniyor, zar zor nefes alan terlemiş atlar, üstlerinden yükselen sıcak buharla uyuşuk uyuşuk ilerliyor. Kafile yeniden yavaş yavaş bir araya geliyor, keyifler öncesine göre daha durgun, muhabbetler ise daha gelişi güzel. Margot yeniden görüş alanına giriyor. Atının ağzı köpürmüş, köpüklerin üzerindeki beyaz benekler binici elbisesine yapışmış, bozulmasın diye tokalarla sabitlediği topuzu gevşemiş, genç adam gözünü dikip efsunlaşmış gibi birbirine girmiş sarı saçlara bakıyor. Kızın saçlarının aniden çözülüp vahşi buklelerin etrafa saçılması düşüncesi heyecandan elini ayağına doluyor. Yolun sonundaki kemerli bahçe kapısı ve kaleye kadar uzanan geniş ağaçlıklı yol görünüyor. Genç adam dikkatlice atını sürüyor, diğerlerini geride bırakıyor ve kaleye ilk varan oluyor. Atından inip dizginleri bir seyse veriyor, alayın gelmesini bekliyor. En son Margot geliyor. Atını yavaş yavaş sürüyor, arkasına yaslanmış, bedeni sanki zevkten yorgun düşmüş gibi rahatlamış, Genç adam dün gece ve ondan önceki gece kendinden geçtiği o anda da tıpkı böyle görünüyor olmalı diye düşünüyor. Aklına gelen bu hatırayla yeniden fevrileşiyor, nefes nefese kızın yanına gidiyor ve attan inmesine yardım ediyor. Üzengiyi tutarken eli telaşla kızın ince ayak bileğini kavrıyor. "Margot," diye sızlanıyor. Hafifçe ismini mırıldanıyor. Kız cevap olarak genç adamın yüzüne dahi bakmıyor. Attan inerken genç adamın elini gelişi güzel tutuyor. Margot sen mükemmelsin diye kekeliyor bir kez daha. Kız keskin bir bakış atıyor, kaşları yeniden abartıyla kalkıyor. Sarhoş olmalısın Bob. Neden bahsediyorsun Tanrı aşkına? Genç adam rol yaptığı için kıza sinirleniyor, hırstan gözü dönmüş bir biçimde halen sımsıkı tuttuğu eli göğsüne saplarcasına bastırıyor. Bunun üzerine Margot sinirden kıpkırmızı kesiliyor. Genç adamı kuvvetlice bir biçimde itip savuruyor ve çekip gidiyor. Bütün bunlar o kadar seri ve beklenmedik biçimde oluyor ki kimse olanı biteni fark etmiyor. Genç adam da bunun korkunç bir rüya olduğunu düşünmeye başlıyor. Günün geri kalanını öyle beti benze atmış, öyle kafası allak bullak olmuş bir biçimde geçiriyor ki sarışın kontes tesadüfen yanından geçtiğinde genç adamın saçlarını okşayıp ona iyi olup olmadığını soruyor. Köpeği havlayıp üzerine atladığında oldukça sinirleniyor. Bir tekme ile köpeği yanından kovalıyor. Oyunlar oynarken o kadar sakar davranıyor ki kızlar ona gülmekten kendilerini alamıyorlar. Kızın bu gece gelmeyeceği düşüncesi kanını zehirliyor, onu asabi ve suratsız biri haline getiriyor. Çay saatinde herkes bahçede toplanıyor. Margot tam karşısında oturuyor ama ona bakmıyor. Mıknatısla çekilir gibi gözleri kızın gözlerine kilitleniyor ama gri taşlar gibi soğuk gözlerden karşılık gelmiyor. Kızın kendisine oynuyor olduğu düşüncesi onu hırçınlaştırıyor. Tam da şu an kız kaba bir şekilde ona yüz çevirmişken genç adam yumruğunu sıkıyor, aklından kızı kolayca yere serebileceği geçiyor. Birden bir ses, neyin var Bob, çok solgun görünüyorsun, diyor. Ses Margot'un kız kardeşi küçük Elizabeth'ten geliyor. Kızın gözlerinde sıcak, yumuşak bir ışık var fakat genç adam bunu fark etmiyor. Bilakis rezil bir durumda suçüstü yakalanmış gibi hissediyor ve öfkeyle aykırıyor. Beni rahat bırak olur mu? Sen ve şu benimle ilgili saçma endişelerin yok mu? Sonra da söylediklerine pişman oluyor çünkü Elizabeth'in rengi atıyor, arkasını dönüyor ve ''Bugün ne kadar garip davranıyorsun?'' diyor. Ağladığı sesinden anlaşılıyor. Etraftakiler kınayan, hatta tehditkar denebilecek gözlerle ona bakıyor. Genç adam hatalı olduğunu fark ediyor ama daha özür dilemeye fırsat bulamadan masanın karşısından sert, bıçak gibi keskin ve parlak bir ses, yani Margot'un sesi duyuluyor. Bana sorarsanız Bob yaşına göre oldukça uygunsuz davranışlar gösteriyor. Ona bir beyefendi gibi, bir yetişkin gibi davranmakta hata ediyoruz. Bunları Margot diyor. Daha dün gece dudaklarını genç adama teslim eden Margot. Etraftaki her şey fırıl fırıl dönüyor genç adamın gözlerine perde iniyor, öfke benliğini ele geçiriyor, hiç de hoş olmayan bir ses tonuyla hepiniz öğrenmelisiniz diye aykırıyor ve masadan kalkıyor. Öyle bir hışımla yerinden kalkıyor ki sandalyesi yere düşüyor ama ardına dönüp bakmıyor. Vaziyet bu haldeyken kendisine bile budalaca gelmesine rağmen gece yeniden bahçeye inerek kızın gelmesi için Tanrı'ya dua ediyor. Belki de bütün olanlar numaradan şımarıklıktan başka bir şey değildir diye düşünüyor ama kıza daha fazla soru soramayacağını ya da ona öfkelenemeyeceğini biliyor. Şayet ki gelirse ve genç adam o yumuşak, nemli dudaklardaki keskin tutkuyu bir kez daha hissederse, o zaman zaten tüm sorular mühürlenecek, saatler uykuya dalmış gibi görünüyor, gece duyarsız, aksak bir hayvan gibi kalenin önünde uzanıyor. Zaman akıl almaz bir biçimde uzuyor genç adamı çevreleyen çimenler sanki alaycı sesler tarafından oynatılıyormuşçasına hafifçe uyulduyor. Dallar nazikçe kıpırdıyor, kendi gölgeleriyle oynuyor. Akşam ışığının zayıf parlaklığı alaycı eller misali uzanıyor. Civardaki tüm sesler karışık ve tuhaf geliyor. Hepsi genç adamı sessizlikten çok daha fazla rahatsız ediyor. Dışarıda bir yerlerde bir köpek avlamaya başlıyor bir de gökten bir yıldız kayıp köşkün arkasına doğru düşüyor. Gece daha da parlak görünmeye başlıyor. Bahçe yolunun üzerindeki ağaç gölgeleri gitgide kararıyor, çıkardıkları sesler de bir o kadar karmaşıklaşıyor. Serseri bulutlar hüzünle gökyüzünü sarıyor, yalnızlık genç adamın yanan yüreğine düşüyor. Hızlanarak dinç bir biçimde bir aşağı bir yukarı dolanıyor. Ara sıra öfkeyle bir ağaca vuruyor ya da bir dal koparıp kabuğunu soyuyor. Dalı öyle bir hırsla ovalıyor ki elleri kanıyor. Hayır gelmeyecek. Bunu en başından beri biliyor ama inanmak istemiyor. Çünkü inanırsa kız bir daha asla gelmez. Asla. Hayatının en zor zamanlarını yaşıyor ve gençliğin verdiği heyecanla kendisini sertçe nemli yosunların üzerine atıyor. Elleriyle toprağı kazıyor, hıçkıra hıçkıra usulca ve acıyla sanki çocukken hiç ağlamamış ve bir daha asla ağlamayacakmış gibi ağlıyor. Göz yaşları yanaklarından süzülüyor. Derken çalılıklardan hafif bir çıtırtı geliyor ve çaresizlik içindeki genç adamı aniden uyandırıyor. Yerinden sıçrıyor, etrafı kolaça neden elleriyle rastgele bir şeye tutunuyor ve nasıl harikadır ki bir anda göğsüne sıcak bir darbe geliyor. Vahçice, hayalini kurduğu o bedeni yeniden kollarının arasında tuttuğunu fark ediyor. Boğazından bir fıçkırık kopuyor, tüm benliği engin bir sarsıntıyla çözünüyor ve kızın uzun, kıvrımlı vücudunu öyle bir ustalıkla kendisine çekiyor ki o sessiz, tuhaf dudaklardan bir inleme çıkıyor. Kızın inlediğini hissedince gücünü sınırlıyor, İlk kez dünyada daha önceki geceki gibi acemi olmadığını, Artık kızı tamamıyla öğrendiğini anlıyor. Kıza acı çektirme arzusu genç adamı ele geçiriyor. 100 saat beklettiği için ona işkence etmek istiyor. Meydan okuduğu için akşam herkesin önünde sarf ettiği küçük düşürücü sözler için, yalan dolan oyunları için onu azarlamak istiyor. Düşmanlık duygusu alev alev yanan arzusunu öyle içinden çıkılamaz bir biçimde soruyor ki Kucaklaşmaları romantik bir karşılaşmadan ziyade bir meydan savaşı gibi görünüyor. Genç adam onun ince bileklerini yakalayınca kızın nefessiz kalmış bedeni kıvranıyor, titriyor. Derken yeniden öyle bir hızla kızı kendisine doğru çekiyor ki kız kımıldayamıyor, yalnızca usulca iniyor. Genç adam bunun zevkten mi yoksa acıdan mı olduğunu anlayamıyor. Kızdan tek kelime laf koparamıyor. Dudaklarını kızın dudaklarına bastırıp, çıkan zayıf iniltiyi zapt etmek için onları yudum yudum içerken sıcak ve ıssak bir şey fark ediyor. Genç adamın dudaklarını sertçe ısıran kızın dişleri arasından kan akıyor. Bu sebeple gücü tükenene dek kızın canını yakıyor, ateşli tutku dalgası benliğini sarıyor derken her ikisi de nefes nefese kalıyor. Gece alev alev yanıyor, yıldızlar gözlerinin önünde titreşiyor. Her şey çılgın, ama düşüncelerinin oluşturduğu çember çok daha çılgın. Hepsi dönüp dolaşıp tek bir isme varıyor. Margot. Genç adam sessiz ama kalbinin derinliklerinde yakıcı seller içinde neşeyle ve çaresizlikle kızın ismini haykırıyor. Aynı zamanda özlemini, nefretini, öfkesini ve aşkını ifade ediyor. Üç gündür çektiği işkence tek bir haykırışla dışarı çıkıyor. Margot, Margot. Ve Genç adamın kulaklarına çalınan tüm müzikler bu iki heceden geliyor. Genç adam aniden dehşete kapılıyor, kucaklaşmalarındaki eves kesiliyor, kızın boğazından kısa, vahşi bir hıçkırık yükseliyor. Yeniden hareketleri ateşleniyor ama tıpkı istemediği bir dokunuştan kaçar gibi kendisini uzaklaştırmak için hareket ediyor. Genç adam şaşkınlıkla kızı yakalamak istiyor ama kız mücadele ediyor. Yüzünü genç adama doğru eğdiğinde yanaklarından süzülen öfke gözyaşları görünüyor ve ince bedeni bir yılan gibi kıvrılıyor. Birden hırçın bir hareketle genç adamı itiyor ve kaçıyor. Ve ağaçların arasında parlayan beyaz elbisesi karanlığa gömülüyor. Böylece genç adam tıpkı sıcaklığın ve tutkunun kollarına düştüğü o ilk geceki gibi şaşırmış, kafası karışmış bir biçimde tek başına kalıyor. Yıldızlar gözlerinin önünde ıslak ıslak parıldıyor ve kanı alnına keskin kıvılcımlar saplıyor. Ne olmuş olabilir ki? Seyrek ağaçların arasında kendisine yol açarak bahçenin ilerisine, açık olduğunu bildiği küçük fıskiyenin olduğu yöne doğru ilerliyor. Bulutların arasından yavaşça çıkan ay ışığının yansımasıyla göz alıcı bir biçimde parlayan, mırıl mırıl akan beyaz, berrak suyun ellerini yatıştırmasına izin veriyor. Sonrasında her şeyi daha açık bir biçimde görebiliyor ağaçların arasından çıkıp gelen bir meltem misali hoyrat keder benliğini sarıyor. Sıcak gözyaşları beliriyor ve şimdi o inişli çıkışlı kucaklaşmaları sırasında hissettiğinden çok daha açık ve net bir biçimde Margot'u ne kadar çok sevdiğini anlıyor. Öncelerin hissettiği her şey o çılgınca sahip olma güdüsü ve kızın ağzının sıkı olmasına karşı duyduğu öfke yok olup gidiyor. Genç adamı tatlı bir hüzün sarıyor. Neredeyse tutkularından arınmış güçlü bir aşk hissediyor. Neden Margot'a öyle işkence etti ki? Kız üç gece boyunca ona yeterince cömert davranmadı mı? Ona şefkati ve aşkın vahşi heyecanını öğrettiğinden beri kasvetli bir alaca karanlığa gömülü hayatı tehlikeli biçimde parıldayan bir ışığa dönüşmedi mi? Bütün bunlardan sonra da öfke gözyaşlarıyla onu terk edip gitmedi mi? Genç adam karşı konulamaz bir barışma isteğiyle doluyor, nazik, huzurlu bir şeyler demek istiyor. Onu sessizce kollarının arasına almayı, hiçbir şey sormadan ona ne kadar minnettar olduğunu söylemeyi diliyor. Evet, tüm alçak gönüllülüğüyle yanına gidip onu nasıl saf ve temiz bir şekilde sevdiğini, bir daha asla ismini almayacağını, cevap vermek istemediği sürece onu konuşmaya zorlamayacağını söylemeye karar veriyor. Berraksu yavaşça akıyor, genç adam kızın gözyaşlarını düşünüyor. Belki de şu an odasında yapayalnızdır ve onu dinleyen tek şey herkesi dinleyip kimseyi teselli etmeyen bu fısıltılı gecedir diye düşünüyor. Şu an ona hem yakın hem de uzak. Saçlarındaki parıltıyı görmüyor. Ağzından çıkan tek bir sözcüğü duymuyor ama içinden çıkılamaz bir biçimde ruhu onun ruhuna karışıyor ve gece genç adam için çekilmez bir ıstıraba dönüşüyor. Kızın yanında olmayı öyle çok istiyor ki bir köpek gibi kapısının önünde yatmak ya da bir dilenci misali penceresinin altına dikilmek bile şu an genç adama oldukça cazip geliyor. Tereddüt içinde ağaçların karanlığından sessizce süzülürken kızın ilk kattaki penceresindeki ışığı görüyor. Zayıf bir ışık. Yaydığı sarı titreşimler ulu çınarın yapraklarını zar zor aydınlatıyor. Elleriymiş gibi görünen ve Esen Meltem'le beraber bir ileri bir geri uzanarak pencereyi tıklatmaya çalışan dalları güç bela görünüyor. Margot'un bu parlak camın ardında halen uyanık olduğu, kim bilir belki de ağlıyor ya da onu düşünüyor olduğu fikri genç adamı öylesine üzüyor ki düşmemek için ağaca yaslanma ihtiyacı hissediyor. Büyülenmişçesine yukarıya bakıyor, beyaz perdeler huzursuzca dışarıya uçuşuyor, ince ince esen rüzgarda oynaşıyor. Rüzgar içeriye doğru estiğinde lambanın sıcak ışığıyla koyu altın rengi olan perdeler rüzgar dışarıya doğru esince yaprakların arasından süzülerek titreşen ay ışığı parlaklığıyla gümüş rengine dönüşüyor ve içeriye doğru açılan pencere ışık yansımalarıyla gevşekçe dizilmiş bir dokuma misali bu ışık ve gölge oyunlarını aksettiriyor. Ama gölgelerin arasından yukarıya bakan ateşli genç adama göre bu kızgın gözlü ve Karanlık şekiller boş yüzeye yazılmış bir masalı anlatıyor. Akıp giden gölgeler, o siyah yüzeyden soluk is misali geçen gümüş parıltılar, tüm o anlık sezgiler genç adamın zihnini titrek imgelerle dolduruyor. Margot'u görüyor, güzel ve endamlı. Ah, o savrulan vahşi sarı saçları. Genç adam kızın kanında kendi huzursuzluğunu görüyor. Odasında bir ileri bir geri volta attığını hırsını, ihtirasını, öfke hışkırıklarını izliyor. Kızın hareketlerini, ellerini kaldırışını, koltuğa gömülüşünü, sessizliğini, çaresizce yıldızlarla kaplı gökyüzünü izleyişini, uzun duvarlar ardındayken sanki berrak bir camdan bakıyormuşçasına açık bir biçimde görüyor. Hatta bir anlığına pencere aydınlanınca kızın aşağıya eğildiğini, genç adamı aramak için uyuklayan bahçeye bakındığını bile düşünüyor derken dizginleyemediği duyguları genç adamı alt ediyor. Sessiz ama ısrarlı bir biçimde kıza sesleniyor. Margot, Margot. Boşluktan bir şey mi geçti? Tül gibi bir şey. Beyaz ve hızlı. Genç adam ne gördüğünü çok net biliyor. Kulak kesiliyor ama etrafta hiçbir şey kıpırdamıyor. Uyuşuk ağaçların yumuşak nefesi ve dalgalanan çimenlerin ipeksi fısıltısı nazik rüzgarla uzaklaşıyor yükseliyor ve bu sıcak dalga usulca diniyor. Gece huzurlu, karanlık resmi kapsayan gümüş bir çerçeve gibi duran pencere ise sessizliğini sürdürüyor. Margot onu duymamış olabilir mi? Yoksa bir daha onu hiç duymak istemiyor mu? Pencerenin etrafındaki titrek ışık genç adamın kafasını karıştırıyor. Kalbi deli gibi atıyor, çektiği hasreti göğsünde hissediyor ağaç kabuğunu öyle bir pataklıyor ki kabuk da hırsla titriyor bildiği tek şey kızın ismini haykırmak zorunda kalsa da diğerlerini uyandırsa da olan biteni anlamak için aşağı inmelerine sebep olsa da bu gece Margot'u görmek onunla konuşmak zorunda olduğu genç adam şu durumda bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor en mantıksız fikirler bile tıpkı her şeyin rüyalarda kolayca elde edilebilir olması gibi makbul geliyor derken bakışları yeniden pencereye yöneliyor, birden cama dayanan bir ağaç fark ediyor, yol gösteren bir işaret gibi duran dala uzanıyor. Gövdesine sıkı sıkı tutunuyor, ansızın her şey kafasında netleşiyor, ağaca tırmanacak, dal geniş fakat yumuşak ve ipeksi duruyor ve yukarıya da ulaştığında pencereye ulaşması için Margot'a seslenecek, yukarıdayken kızın yakınında olacak, onunla konuşacak ve affedildiğini duyana dek de aşağıya inmeyecek. Genç adam bir dakika olsun düşünmeyi bırakmıyor, gözü bir tek aklını çelen, hafifçe parıldayan pencereyi görüyor ve sağlam duran geniş gövdeli ağacın da ondan yana olduğunu hissediyor. Birkaç seri hareketle kendisini yukarıya savurup elleriyle bir dalı yakalıyor, gayretle bedenini çekerek ağacın tepesine ulaşıyor. Yapraklarla örtülü kubbe telaşa neden olacak şekilde altından kayıyor yaprakların çıkardığı ışırtı dalgalanıyor ve ağacın dalı her şeyden bir haber kızı uyarmak istercesine pencereye doğru eğiliyor. Genç adam tırmandıkça kızın odasının beyaz tavanını ve tavanın tam ortasında lambanın oluşturduğu ışıl ışıl altın renkli ışık çemberini görüyor. Heyecandan ince ince titreyen genç adam kısa bir süre içinde Margot'a ağlarken ya da hıçkırıklara boğulurken göreceğini ya da kızın arzu dolu çıplak bedeniyle karşılaşacağını biliyor. Kolları gevşiyor ama yeniden tutunuyor. Yavaşça pencereye doğru giden dala uzanıyor, biraz dizleri kanıyor, eli çiziliyor ama tırmanmaya devam ediyor. Neredeyse penceredeki ışığın altına kadar varıyor. Yapraklarla karman çorman olan geniş dal hala görüntüyü kapatıyor. Son sahnede artık içeriği görmeyi öyle arzuluyor ki öne doğru uzandığında Işık huzmesi üzerine düşüyor. Titreyerek vücudu sallanıyor. Dengesini kaybetip yuvarlanarak yere çakılıyor. Genç adam ağaçtan düşen ağır bir meyve misali yere çarpıyor ve çimlerin üzerinde yumuşak bir oyuk açılıyor. Köşkten biri pencereden eğilerek endişeyle etrafı kolaşan ediyor ama karanlıkta hiçbir şey kıpırdamıyor. Etrafta incin top oynuyor. Hemen sonra penceredeki ışık kapanıyor bahçe yeniden bir başına kalıyor. Değişken alacakaranlık ışıltısı sessiz gölgelerin üzerine düşüyor. Birkaç dakika sonra yere düşen genç adam kendine geliyor. Bir anlığına gözleri yukarıda, solgun gökyüzünde gezinen, onu sakince tepeden bakan birkaç serseri yıldıza takılıyor. Derken sağ ayağında hareket etmeye yeltendiğinde neredeyse çığlık atmasına sebep olacak kadar keskin bir acı hissediyor. Bir anda başına gelen şeyi anlıyor orada yani Margot'un penceresinin altında yatamayacağını, hiç kimseden yardım isteyemeyeceğini hareket etmeye çalıştığında sesini yükseltmemesi gerektiğini fark ediyor. Çimenlikte bir taşa ya da bir tahta parçasına çarpmış olacak ki alnından kan akıyor. Kanlar gözüne gelmesin diye eliyle alnını siliyor. Sonra da sol tarafına doğru kıvrılıyor. Elleriyle yavaşça toprağı döverek ileriye doğru gitmeye çalışıyor. Her seferinde bir şey kırılan bacağına değiyor ya da onu sarsıyor. Genç adam acıdan kıvranıyor, yeniden bilincini kaybetmekten korksa da yavaşça yerde sürünmeye devam ediyor. Merdivenlere ulaşması neredeyse yarım saat sürüyor ve kolları tutmayacak hale geliyor. Döktüğü soğuk teller halen alnında süzülmekte olan yapış yapış kanla iç içe giriyor. İşin en son ve en berbat kısmı geliyor merdivenlerin tepesine ulaşmak zorunda olan genç adam can çekişerek yavaşça yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Tam en tepeye vardığında trabzana uzanıyor, hırıltıyla soluk alıp veriyor. Kendisini biraz daha ileriye, ışığın yandığı seslerin geldiği, beyefendilerin kart oyunları oynadığı odanın kapısına doğru sürüklüyor. Kapı koluna tutunarak doğruluyor ve kapı açılır açılmaz aniden sanki bir yerden fırlatılmış gibi aydınlık odaya düşüveriyor dehşet verici görünen genç adam tökeziyor, yüzü gözü kan revan içinde, çamura bulanmış bir biçimde bir toprak parçası gibi yere yığılıyor. Beyefendiler bir anda yerlerinden sıçrıyorlar, oturdukları sandalyeler sağa sola dağılıyor, hepsi yardım etmek için koşturuyor, genç adamı dikkatlice kanepeye yatırıyorlar. Bahçeye yürüyüş yapmaya giderken merdivenlerden yuvarlandığına dair bir şeyler geveliyor. Sonra sanki gözlerine kara bir perde iniyor bir ileri bir geri bocalıyor ve perde tamamen gözlerini kaplıyor. Genç adam yığılıp kalıyor, kendinden geçiyor. Bir at hazırlanıyor ve biri doktor getirmek için en yakın kasabaya gidiyor. Korkuyla uykusundan uyanan köşk, hayaletvari olaylarla doluyor. Koridorlarda ateş böceği gibi parlayan ışıklar, yatak odası kapılarından olan biteni soran fısıltılar, uykulu gözlerle çekinerek ortamda beliren uşaklar ve odasına taşınan bilincini kaybetmiş genç adam. Doktor genç adamın bacağının kırıldığını teşhis edip tehlikeli bir durumun olmadığını belirterek herkesin yüreğine su serpiyor. Bununla birlikte kazazedenin alçılı bacağıyla uzun süre kıpırdamadan yatmak zorunda olduğunu söylüyor. Bunu duyan genç adam hafifçe gülümSüyor. Bu durum onu o kadar da rahatsız etmiyor. Eğer sevdiğiniz insanı hayal etmek istiyorsanız böyle gürültünün ve kalabalığın olmadığı aydınlık yüksek tavanlı bir odada dışarıda ağaç dalları ışırdarken uzun süre yalnız başına yatmak harika bir şeydir. Huzur içinde her şeyi yeniden zihninden geçirmek, herhangi bir düzenleme ve görev yüzünden rahatsız edilmeden aşkın nazik hayallerini kurmak, bir an gözlerini kapatınca yatağa yanaşan hassas düş yansımaları ile rahatlamak çok zevklidir. Aşkın en sükunetli güzel anları bu soluk alacak karanlık düşlerinde var olur. Genç adam ilk birkaç gün tuhaf bir haz duygusuyla birleşen şiddetli ağrılar hissediyor. Bu acıları sevgili Margot uğruna çekiyor olduğu düşüncesi ona bir hayli romantik hatta hayranlık derecesinde bir özgüven kazandırıyor. Keşke yaralansaydım diye düşünüyor. Tıpkı hanımefendisini kollayan bir şövalye gibi yüzünün orta yerinde şöyle kan kırmızısı daimi bir yara olsaydı ya da onun yerine kızın penceresinin altında parçalara ayrılıp bir daha hiç uyanmasaydı ne güzel olurdu. Genç adamın hayalleri iş başına koyuluyor. Sabah olunca kız penceresinin altından gelen gürültülerle uyanıyor. Merak da eğilip aşağıya baktığında görüyor ki aşağıdaki o. O pencerenin altında paramparça bir halde yatıyor. Onun uğrunda ölmüş. Genç adam kızın çığlık atarak çöküşünü hayal ediyor. Acık haykırışlarının kulaklarında çınladığını hissediyor kederli ve çaresiz bir biçimde hayatına devam ettiğini, tüm hayatı boyunca üzgün ve ciddi olduğunu, siyahlar giydiğini, çektiği acının nedeni sorulduğunda dudaklarının hafifçe titrediğini görüyor. Genç adam günler boyu böyle hayaller kuruyor, ilk başlarda sadece etraf karardığında hayallere dalıyorken, sonradan gözleri açıkken de kızın tatlı görüntüsüne aşina olmaya başlıyor. Bu parlak, Olaylarla dolu hayallerde yalnızca kızın görüntüsünü düşünmekle kalmıyor. Aynı zamanda zayıf bir gölge duvarları sarıyor. Yaprakların dalgalanan hışırtıları ve yakıcı gün ışığı altında çatırdayan kum sesleri arasından Margot'un sesi kulaklarında çınlıyor. Yalnızca bir saat değil. Bu şekilde Margot da saatlerce sohbet ediyor ya da göz kamaştırıcı seyahatlerde ona eşlik ediyor. Bazen nasıl oluyorsa bu çılgın düşlerden uyanıyor. Eğer gerçekten ölseydim benim için yaz tutar mıydı? Beni hatırlar mıydı diye düşünüyor. Kız elbette arada hastayı ziyaret etmek için geliyor. Sıklıkla genç adamın zihninde onunla konuştuğu, kızın o tatlı yüzünü hayal ettiği zamanlarda kapı açılıyor. Margot tüm ihtişamı ve güzelliğiyle içeri giriyor. Ama genç adam düşlerinde gördüğü Margot'tan çok daha farklı bir Margot ile karşılaşıyor. Bu kız kibar olmadığı gibi hayallerindeki margot gibi eğilip romantik bir biçimde genç adamın alnına bir öpücük de kondurmuyor sadece yanındaki sandalyeye ilişip genç adamın nasıl olduğunu ve ağrısı sızısı olup olmadığını soruyor sonra da birkaç ilginç hikaye anlatıyor Genç adam ise her seferinde kızın varlığından öyle sevimli bir şekilde irkiliyor ve şaşkına dönüyor ki kafasını çevirip ona bakmaya bile cesaret edemiyor. Çoğu kez kızın sesini daha iyi işitmek, kelimelerindeki melodiyi daha iyi özümsemek ve bu benzersiz müziğin saatlerce etrafında kalmasını sağlamak için gözlerini kapatıyor. Kızın söylediklerine duraksayarak cevap veriyor çünkü kızın soluklarını duyabildiği için o sırada oluşan sessizliği seviyor. O an gerçek anlamda odada baş başa kaldıklarını hissediyor. Ve sonra kız kalkıp kapıya yöneldiğinde genç adam geriniyor Kızın hareket halindeki vücut hatlarını zihnine kazıyor ve düşlerindeki belirsiz gerçekliğe gömülmeden önce son kez kızı kanlı canlı görmek için acısını görmezden gelip zorlukta doğruluyor. Margot neredeyse her gün genç adamı ziyaret ediyor ama Kitty ve her zaman telaşlı bir ses tonuyla genç adama daha iyi hissedip hissetmediğini soran o ürkek küçük Elizabeth de onu ziyaret etmiyor mu? Kız kardeşi de her gün onu görmeye gelmiyor mu? Diğer kadınlar da ona eşit seviyede ilgi göstermiyor mu? Yanında kalıp ona eğlenceli hikayeler anlatmıyorlar mı? İşin aslı genç adama göre ziyarete geldiklerinde gereğinden fazla kalıyorlar. Çünkü onların varlığı genç adamı hayaller aleminden çıkarıyor, huzurunu bozuyor ve onu aptalca cümleler kurmaya, günlük sohbetlere katılmaya zorluyor. Genç adam Margot dışında hiç kimsenin gelmemesini yeğliyor. Yalnızca bir saat hatta birkaç dakika bile olsa onu görse Sonra yeniden kızın hayaliyle baş başa kalsa, rahatsız edilmeden, kesintiye uğramadan sessiz bir mutlulukla da olsa, bulutların üzerindeymişçesine bütünüyle aşkının avutucu yerlerinde dalsa. Bu yüzden genç adam ara sıra kapının açılmak üzere olduğunu duyduğu zamanlarda gözlerini kapatarak uyuyor numarası yapıyor. Böylece ziyaretçiler parmak uçlarında sessizce geri gidiyor. Kapı kolunun usulca kapandığını duyan genç adam da düşlerinin sıcak akıntısına dalıyor ve akıl çelen uzak diyarlara yol alıyor. Derken bir gün tuhaf bir şey oluyor. Margot bir süreliğine genç adamı ziyaret ediyor, bahçedeki tüm kokuları saçlarıyla beraber olaya taşıyor, Yasemin çiçeğinin ihtiraslı esansı ve gözlerinde Ağustos güneşinin parıltısı ile geldiğinde genç adam aynı gün içinde onu bir daha göremeyeceğini iyi biliyor. Düşlere dalabileceği, Uzun, ışıltılı bir akşamüstü geçirebileceğini düşünüyor. Çünkü herkes hatlarla gezintiye çıktığı için etrafta onu rahatsız edecek hiç kimse yok. Derken tereddütle kapı kolu oynuyor. Genç adam gözlerini yumuyor ve uyuyormuş gibi yapıyor. Ancak bir kadın içeri giriyor. Genç adam odada çıt çıkmadığını fark ediyor. Kadın geri çekilmiyor. Genç adamı uyandırmamak için kapıyı usulca kapatıyor. Neredeyse ayaklarını yere değdirmeden... Dikkatli adımlarla genç adama doğru ilerliyor. Genç adam bir elbise hışırtısı duyuyor ve kadının yanı başında oturduğunu anlıyor. Göz kapaklarının ardındaki kırmızı sis arasından kadının gözünü dikip ona baktığını hissediyor. Kalbi gümbür gümbür atmaya başlıyor. Gelen Margot mu? O olmalı. O olduğunu hissediyor ama bir sır saklıyor olmak daha tatlı, daha vahşi, daha heyecanlı geliyor. Gözlerini açmadan kızın varlığını tahmin etmek ona baştan çıkartıcı bir haz veriyor. Şimdi ne yapacak? Geçen saniyeler ona bir ömür gibi geliyor. Kız sadece onu uyurken izliyor ve dinliyor. Rahatsız edici olmasının yanı sıra sarhoş edici bir etki bırakan bu inceleme karşısında savunmasız, kör ve korunmasız kalan genç adam bir paravan misali ansızın gözlerini açıp Margot'un şaşkın yüzünü şefkatle sarmayı düşlüyor. Bu düşünce tüm gözeneklerini elektriğe çarpılmışçasına karıncalandırıyor. Fakat sıkışan göğsünden gelen düzensiz soluklarına rağmen hareket etmiyor, sadece bekliyor. Hiçbir şey olmuyor. Kızın üzerine doğru daha çok eğildiğini hissediyor ve yüzüne çok yakın bir mesafede durduğunu seziyor. Kızın dudaklarından belli belirsiz biçimde gelen o yumuşak, nemli leylak kokusunu iyi biliyor. Derken kız elini genç adamın yattığı kanipeye doğru uzatıyor ve genç adamın üzerine örtülü battaniyedeki kolunu nazikçe tutup o koldan sıcak dalgalar halinde yükselen kanlar genç adamın tüm bedenine yayılıyor, yavaşça ve dikkatlice çekiyor. Kızın dokunuşunun mıknatıs gibi olduğunu ve kanının bu duruma karşılık vererek hücuma geçtiğini hissediyor. Bu şefkatli yakınlık, bu harika his onu sarhoş ediyor. Aynı zamanda da merakını uyandırıyor. Yavaşça hatta neredeyse ritmik bir biçimde eli genç adamın kolunda ilerliyor. Göz kapakları arasında gizlice gözetleyen genç adam ilk başlarda yalnızca hareketli ışıklardan oluşan kırmızı bir sis görüyorken sonraları karanlığa alışıyor. Sanki uzaklardan gelen bir el onu okuyor, belli belirsiz görüyor. Sadece beyaz bir şeyin attığı kısa bir bakış parlak bir bulut gibi düşerek uzaklaşıyor genç adam gözlerini biraz daha açıyor kızın porselene benzeyen beyaz ve soluk parmaklarını açık bir şekilde görüyor bir ileri bir geri gitmek için kıvrılışlarını hayat dolu cilvelerini izliyor tıpkı bir dokunmaç gibi hareket ediyor sonra da kabuğuna çekiliyor o an eli kendine ait bir hayatı varmış gibi görünüyor tıpkı elbiseye üşüşen pençelerini içeri çekmiş şefkatle mırlayan beyaz küçük bir kedi gibi Öyle ki aniden kedinin gözleri kıvılcımlar saçsa garipsemezmiş gibi geliyor. Gerçekten de bu beyaz okşa işte ışıl ışıl parlayan bir şeyler yok mu? Hayır. Bu yalnızca bir metal parlaklığı, altın bir ışık. Ama şimdi el yeniden ileriye doğru hareket ettiğinde kızın bileğinden sallanan madalyonu açıkça görüyor. O gizemli, aile yadigarı madalyonu, sekizgen ve bir sent boyunda olan madalyonu. Kolunu okşayan Margot'un eli genç adamın içinde uzanıp o yüzük takmayan yumuşak beyaz eli yakalama dudaklarına götürüp öpme arzusu yükseliyor. Derken kızın nefesini hissediyor. Margot'un yüzünün kendi yüzüne oldukça yakın olduğunu anladığında gözlerini daha fazla kapalı tutamıyor. Bakışların sevinçle neşe saçarak tam karşısında duran ve telaşla geri çekilen yüze sabitliyor. Sonra kendi yüzüne doğru eğilen yüzün üzerine düşen gölgeler dağılıyor ve ışık kızın çehresini aydınlatıyor karma karışık hisler içindeki genç adam tanıyor. Bu is sanki elektrik çarpmış gibi uzuvlarına yayılıyor. Elizabeth'i tanıyor. Margot'un kız kardeşi. O tuhaf küçük Elizabeth'i. Bu bir rüya mı? Hayır. Aniden kıpkırmızı kesilen o yüze bakıyor. Kız telaşla gözlerini kaçırıyor ve evet. Bu Elizabeth. Birdenbire yaptığı o korkunç hatayı anlıyor. Bakışları hırsla kızın bileğine dönüyor ve madalyon gerçekten de kızın bileğinde sallanıyor gözlerinin önünde sis bulutları dolanıyor. Tıpkı o geceki düşüşünden sonra hissettiği baygınlık halini hissediyor ama dişlerini sıkıyor. Doğru düzgün düşünebilme yetisini kaybetmek istemiyor. Birden bütün olanlar hızla zihninden akıyor, tek bir ana odaklanıyor. Margot'un şaşkınlığı ve kibirli tavrı, Elizabeth'in gülümseyişi ve tuhaf bakışları sağduyulu bir el gibi genç adama dokunuyor. Hayır, bu konuda herhangi bir yanlışlık olamaz. Genç adam son bir umutla madalyona bakıyor kim bilir. Belki de Margot onu bugün ya da dün veyahut çok daha önceden Elizabeth'e vermiştir. Ama Elizabeth konuşmaya başlıyor. Hararetli düşünceleri yüzüne yansımış olmalı ki kız endişeyle ağrım var mı Bob diye soruyor. Genç adam kızların seslerini düşünüyor. Farkında olmadan cevap veriyor. Evet evet yani hayır gayet iyi. Yeniden sessizlik çöküyor. O düşünce bir kez daha genç adama çörekleniyor. Belki de madalyonu Margot kıza vermiştir. Hepsi bu. Gerçek olamayacağını bile bile kıza sorması gerekiyor. O madalyon da neyin nesi? Ah, Amerikan eyaletlerinin birisinin madeni parası. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. Bize bunları Robert amca vermişti. Size genç adam nefesini tutuyor. Kız şimdi gerçeği söylemek zorunda. Margot'a ve bana. Nedense Kitty istememişti. Genç adam gözlerinden akmakta olan ıssak bir şeyler hissediyor. Göz kapaklarına oldukça yakın olduğunu düşündüğü gözyaşlarını Elizabeth görmesin diye dikkatle kafasını öbür tarafa çeviriyor. Artık onları daha fazla tutamıyor. Gözyaşları yavaş yavaş yanaklarından süzülüyor. Bir şeyler söylemek istiyor ama zar zor tuttuğu hıçkırığı yüzünden sesinin çatlamasından çekiniyor. İkisi de sessizce endişeli bir şekilde birbirini izliyor derken Elizabeth ayağa kalkıyor. Şimdi gidiyorum Bob. Geçmiş olsun. Genç adam gözlerini kapatıyor. Kapı kapanırken hafifçe gıcırdıyor. diyor. Düşünceleri ürkek bir güvercin sürüsü gibi havalanıyor. Şimdi yaptığı hatanın büyüklüğünü kavruyor. Aptallığına karşı duyduğu utanca ve öfkeye yenik düşüyor. Aynı zamanda da tarif edilemez bir acı hissediyor. Margot'u sonsuza dek kaybettiğini biliyor ama onu hala sevdiğini hissediyor. Belki de sadece ulaşılamaz olanı arzuluyor ve Elizabeth sanki ona öfke duyuyormuş gibi kızın görüntüsünü aklına getirmek istemiyor. Çünkü kızın tüm sadakati şu an sessizliğe gömülen ateşli tutkusu, Margot'un bir gülümseyişi ya da elinin bir dokunuşu yanında önemsiz kalıyor. Eğer Elizabeth kimliğini en başta belli etmiş olsaydı genç adam o ilk zamanlardaki çocuksu tutkusuyla onu sevebilirdi ama şimdi Margot ile kurduğu binlerce hayalle birlikte kızın ismi silinemeyecek biçimde kalbine kazınmıştı. Genç adamın fırıl fırıl dönen düşünceleri gözyaşlarıyla birlikte yavaş yavaş dağılırken gözlerinin önündeki her şeyin karardığını hissediyor. Hastalığı süresince geçen o yalnız saatlerde, yalnız günlerde yaptığı gibi nafile bir çabayla Margot'un yüzünü anımsamaya çalışıyor ama Elizabeth'in gölgesi sürekli engel oluyor. O arzu dolu, derin gözleriyle beliren Elizabeth genç adamın aklını karıştırıyor, bütün olanları acı çekerek yeniden düşünmesine sebep oluyor. Margot'un penceresinin altında durup ona seslendiğini düşündükçe utanç duyuyor ve o günlerde tek bir söz etmeyen sessiz, sarışın Elizabeth için üzülüyor. Kıza minnet duyması gerektiği kararlılığı ateş gibi eriyor. Ertesi sabah Margot bir süreliğine genç adamı ziyaret ediyor. Kızın gösterdiği yakınlık karşısında ne yapacağını bilemeyen genç adam gözlerini kaçırıyor. Margot'un konuşmasını zar zor duyuyor, şakaklarındaki şiddetli uğultu kızın sesini bastırıyor. Yalnızca kız odadan çıkarken özlemle gözlerini ona kilitliyor, Margot'u düşündüğünde de fazla sevdiğini hissediyor. Akşamüstü Elizabeth genç adamı ziyaret ediyor. Ara sıra genç adamın ellerine değen ellerinde tatlı bir aşinalık hissediliyor. Sesi ise oldukça alçak, bir parçada da üzünlü çıkıyor sanki kendisini ele vermekten korkuyormuş gibi ikisi hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Mutlak bir endişe ile alakasız şeylerden bahsediyor. Genç adam onun hakkında ne düşündüğünü bilemiyor. Bazen ona acıyor, bazen aşkına minnet duyuyor ama bunları ona söyleyemiyor. Ona yalan söylemekten korktuğu için kızın yüzüne zar zor bakıyor. Elizabeth her gün ziyarete gelmeye ve genç adamın yanında daha uzun kalmaya başlıyor. Paylaştıkları sır akıllarına gelince aralarındaki belirsizlik ortadan kayboluyor ama yine de karanlık bahçede geçirdikleri saatler hakkında konuşmaya cesaret edemiyorlar. Bir gün Elizabeth yeniden genç adamın yanı başında oturuyor, dışarıda güneş parıldıyor, rüzgarla sallanan ağaç tepelerinin yansıması duvarlara vuruyor. O anda Elizabeth'in saçları alev alev yanan bulutlar kadar ateşli, teni ise soluk ve şeffaf görünüyor. Tüm bedeni ışıl ışıl ve cap canlı duruyor. Genç adam gölgele kalan minderinden kızın yanı başında ona gülümsediğini görüyor. Ama kızın yüzü gözü göz kamaştırıcı bir ışıkla kaplı olduğundan sanki gördükleri çok uzağındaymış gibi geliyor genç adama. O açıdan bakıyorken olan biten her şeyi unutuyor. Kız ileriye doğru eğildiğinde gözleri daha da derin görünüyor, karanlığın içinde hareket ediyor. İyice öne yaslandığında genç adam kızı kollarına alıyor, başını kendisininkine yaklaştırıyor ve o nemli hassas dudakları öpüyor. Kız yaprak gibi titriyor fakat karşı koymuyor. Sadece eliyle genç adamın saçlarını okşuyor. Ardından kederli bir ses sonuyla zar zor kelimeler ağzından dökülüyor. Ama sen bir tek Margot'u seviyorsun. Sesindeki bağlılık, o yumuşak, karşı koyulmaz çaresizlik genç adamın yüreğine işliyor ve duyduğu isim onu heyecanla sarsıyor. Ruhunu tam 12'den vuruyor ama yalan söylemeye cesaret edemiyor, kıza cevap vermiyor. Kız genç adamı hafifçe hatta neredeyse kardeşçe bir kez daha öpüp hiçbir şey söylemeden gidiyor. O bu konu hakkında konuştukları tek an oluyor. Birkaç gün sonra iyileşmekte olan hasta, sararan yaprakların patikada uçuştuğu, akşamın ilk saatlerinin sonbahar melankolisiyle dolduğu bahçeye indiriliyor. Genç adam birkaç gün daha geçtikten sonra o sene son kez rengarenk yapraklarla örtülü bahçede zar zor da olsa tek başına yürümeye başlıyor. Ağaçlar artık o yumuşak yaz gecelerine oranla daha sesli daha öfkeli konuşuyor. Melankoli yüklü genç bir zamanlar kızla bir araya geldiği yere gidiyor. Arkasında alaca karanlıkta bulanıklaşan karanlık görünmez bir duvar varmış gibi hissediyor. Sonra çocukluğu beliriyor gözlerinin önünde tuhaf ve tehlikeli görünen bambaşka bir dünya görüyor. O gece herkeste vedalaşıyor, son kez güçlükle Margot'un yüzüne, sanki onun hayatının sonuna dek bir daha göremeyecekmiş gibi bakıyor. Tedirgin bir şekilde Elizabeth'in eline uzanıyor, elleri sıcak bir heyecanla kenetleniyor, neredeyse Kitty'yi, kendi kız kardeşini ve onun arkadaşlarını unutuyor. Kalbi tamamıyla üç kız kardeşten bir tanesine aşık olduğu bir diğer kardeşinde genç adama aşık olduğu gerçeğiyle doluyor. Soluk yüzündeki acı dolu ifade onu ilk kez genç bir delikanlıdan çok yetişkin bir adam gibi gösteriyor. Hal böyleyken atlar getirildiği sırada Margot'un umursamaz bir biçimde dönüp merdivenlerden yukarı çıktığını ve Elizabeth'in yaşlı gözlerle merdiven korkuluğuna tutunduğunu gördüğünde yaşadığı bu yeni deneyim genç adama alt üst ediyor ve tıpkı bir çocuk gibi gözyaşlarına boğuluyor genç adam. Kale gittikçe daha uzak görünmeye başlıyor. Bahçe ise at arabasının ardında bıraktığı toz bulutu arasında gittikçe küçülüyor. Derken kırsala geliyor. Yaşadığı deneyim gözlerinde gizlenirken anılarını durur. İki saatlik yol onu en yakın tren istasyonuna ulaştırıyor. Ertesi sabah ise Londra'ya varıyor. Birkaç yıl sonra genç adam artık delikanlılıktan çıkıp yetişkin bir adam oluyor ama yaşadığı o ilk deneyim silinmesi güç bir etki bırakıyor. Artık evli kadınlar olan Margot'u ve Elizabeth'i yeniden görmeyi istemiyor, birlikte yaşadıkları o saatler bazen zorla aklına düşüyor, kıyasladığında o dönemden sonra yaşadığı tüm hayatı bir düş, bir yanılsama gibi geliyor. Hayatının bir döneminde hem sevmiş hem de sevinmiş olma hissiyle tamamıyla bütünleşmiş olduğundan Genç yaşında titreyen ellerine düşen şeyi yeniden aramaya yeltenmiyor. Bir türlü kadınlarla iletişim kuramayan adamlardan biri olup çıkıyor. Pek çok ülke geziyor. Çok mesafeli davrandıkları için çoğu kişinin duygusuz olarak nitelendirdiği, kadınların yüzlerinden ve tebessümlerinden gözlerini kaçıran o kusursuz, sessiz İngilizlerden biri haline geliyor. Şimdi bu hikayeyi nereden duyduğumu hatırladım. Akşamüstü okuduğum kitabının arasında arkadaşımın Kanada'dan gönderdiği bir kartpostal vardı. Bir gün bir gezi sırasında tanıştığım bu İngiliz'in yolladığı bir kart. Uzun gecelerde çoğu kez oturur konuşurduk. Bazen gizemli bir şekilde ansızın ateşlenen iki kadından bahsederdi. Anlattıkları her zaman gençliğinde yaşadığı bir an ile bağlantılı olurdu. Onunla konuşalı çok uzun, gerçekten çok uzun zaman oldu. Muhtemelen aramızda geçen sohbetleri unutmuşum. Ama Bugün o kartpostal elime ulaştığında anılar yeniden canlandı. Kendi yaşadığım deneyimlerle onunkiler birbirine karıştı ve bu hikayeyi ellerimden kayıp giden bir kitapta okumuşum ya da bir düşte görmüşüm gibi hissettim. O da nasıl da kararmış. Bu derin alaca karanlık içinde ne kadar da uzağımda kalmışsın. Yalnızca soluk bir ışık görebiliyorum. Zannedersem yüzün orada. Ama ağlıyor musun yoksa gülümsüyor musun bilemiyorum. Öylesine insanlar hakkında tuhaf hikayeler uydurdum. Onların kaderlerini belirlediğim, sonrasında da usulca kendi yaşamlarına, kendi dünyalarına geri dönmelerine izin verdiğim için gülüyor musun? Yoksa sevdiği kadın tarafından reddedilen ve bahçede yaşadığı o tatlı rüyasından ansızın kovulan genç adam için üzülüyor musun? Hikayemin karanlık ve hüzün yüklü olmasını amaçlamamıştım. Ben sadece hem kendi hem de başka birisinin sevdasıyla şaşkınlığa uğramış bir genç adamın hikayesini anlatmak istedim. Fakat gece anlatılan hikayeler hüznün o hassas yolundan geçerler. Alacak karanlık bir perde gibi düşer, geceye yaslanan keder yıldızsız bir kemer gibi tepelerinde durur. Karanlık işlerine işler, içindeki tüm o parlak, renkli sözcükler kalplerin derinliklerinden geliyormuşçasına yoğun ve ağır bir sesle çıkar. Son